Değerli Yengeç burçları, Ay burcu Yengeç ve yükselen burcu Yengeç olan dostlarım, bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? 19-25 Şubat dönemi. Yasin suresi 60 61. ayetler der ki: "Ey Adem oğulları! Size şeytana kulluk etmeyin." Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Ve bana kulluk ediniz. Dost doğru yol budur demedim mi? 62. ayette devam ediyor. Şeytan sizden pek çok toplulukları kandırıp saptırdı. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Burada Bismillahirrahmanirrahim. Elem ahad ileyküm ya beni ademe ella da şeytan inne hukulekum adübü mübin ve eni budunu haza sıratul mustakim ve lekat adela minkum cibilen kesira efelam tekunu takilun hazihi cehennemülleti letti kuntum tuadun tuadun arkadaşlar bu hafta tüm yengeç kuşları mutlaka yasin suresini okusunlar bağışlanmak için bazı olayların yoluna girmesi için maddi manevi akış için bir tıkanma görüyorum. Şimdi Yasin suresinin ben ayetlerini okudum Rabbimin izniyle bir şeytana uyma olabilir ya da şeytanın yoluna sapmış birileri, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız olabilir. Onlarla bir işbirliği olabilir. Rahmanın sonsuz merhameti üzerinize olsun inşallah. Bu hafta itibariyle biraz sıkıntılar yaşanabilir. Dediğim gibi eğer varsa bir e, af ve mağfiret dileyin arkadaşlar. E, yoluna girecek işleriniz var. Biraz uykunuz ağırlaşmış olabilir. Uyumakta zorluk çekebilirsin. Uykuya çek, geçmekte zorluk çekebilirsin ya da uykuda ağırlaşma olur. Çok fazla uyku uyumak isteyebilirsin. Biraz e, bu hafta yani sebebini bilmediğin şekilde orta derecede bir uyku sorunu yaşayabilirsin. Tamamen kendini Rabbime emanet ettiğin ve uzaklardan gelecek haberi değerlendirdiğin bir hafta ama dediğim gibi işsel bir sıkıntı var. Bu da yani şeytana uyan birileri olabilir. Bazı sıkıntılı süreçler olabilir. Yine koçlarla bazı tartışmalar yaşanabilir. Koç burçlarından bazı sıkıntılar alabilirsiniz koç ve terazilerle ve de başak burçlarıyla bazı sıkıntılar göze çarpıyor. Yani biraz bu burçlardan uzak durun. Bu burçlarla evladınız varsa, eşiniz varsa, partneriniz varsa fazla tartışmaya girmeyin. Büyüyebilir. Yani bu geçici bir süre. Bu, bu sıkıntılı süreç geçici bir süre. Yakın zamanda düzelir arkadaşlar. Bu hafta uğurlu sayınız 5 ve 5'in katları olacak. Çünkü mücadele sayısını anlatıyor 5. Kötüye gidişata dur demek için olumlamaları 5 kez yapabilirsiniz. Yine bu hafta kırmızı ve turuncunun tonlarını kullanın. Ani başlangıçlar için size iyi gelecektir sevgili dostlarım. Ve beklediğiniz bir haber gelecek. Pek çok yengeç burçları pek çok pek çoğu çalışmalarının ürünü olaraktan bir haber alabilirler, terfi alabilirler, bir konuda uzlaşacakları veya alacakları habere sevinecekleri bir dönemden geçiyorlar. Her türlü artışın olacağı. Yine maddi manevi artışın yanı sıra sosyal anlamda da bir artış olacağını, sosyal hayatın aktive olacağını söylemeliyim. Bu hafta kalbi boş olanlar Evladı yengeç olanlar yurt dışlarından Amerika'dan gelen haber olabilir. Şimdi arkadaşlar yaz doğumlulara biraz evvel e, yani şöyle söylüyorum özellikle hani bu dediğim Buçlarla hani söyledim ya koçlarla, terazilerle e, sıkıntılar olabilir. Yaz doğumlularla yani aslanlarla, ikizlerle bir sıcak ilişki göze çarpıyor. Yine yurt dışında yaşayan kişiler, deniz aşırı yerlerde yaşayan kişilerle görüşmeler olabilir. Ne olursa olsun yalancı iki insanı hayatından göndereceğin ve sahici dostluklarla devam edeceğin, kalbinin özellikle şifalanacağı bir hafta. Yani kalben fikren çok şifalanacaksın. Ağladığın üzüldüğün bir konuyla ilgili de sevinçli bir haber aldığını görüyorum. Zamanı güzel kullanacaksın. Gelecekle ilgili bir planı devreye koyacaksın. Ve üst üste bir 3-4 tane sorun görüyorum. Bunları çözmek için İki kişi yola koyuluyorsunuz sorunları çözeceksiniz İkiniz de kararınızdan vazgeçmiş değilsiniz ama yanınızdaki kişi bilemem kim arkadaşın dostun eşin olabilir yani hiç tanımadığın bir insan olabilir. İki kişi bir sorunu çözüyorlar sevgili arkadaşım. Küçücük dünyanı büyüttüğünü, bir işbirliği yaptığını görüyorum. Fizik beden olarak çalışıyorsun. Sadakatle çalışıyorsun. Ve bazı zıtlaşmalar olsa da yine de ben işbirliğinde olumlu görüyorum işbirliğini. İyi i̇ş şeyler olacağından eminim. Ve her zaman için farklı seçenekleri devreye koyacağını. Ailenle ilgili özellikle bak ailede birileri birbirine girmiş yengeç burcu sen karışma. Çünkü onlar ne zaman olsa barışacaklar. Sen kötü olacaksın. Sen hiç karışma. Bence bir köşede bekle. Çünkü e, sana çok laf getirip götürecekler. Yani e, şimdi e, bu tartışmalara ya da bu çekişmelere katılırsam seni de lafın içine çekecekler. Üzüleceksin. En iyisi bütünlüğünü koru. ikisine de mesafeli yaklaş. Ben aile sorunu gördüm. Ama sen iş yerinde bir sorun görürsün sen. Ticarette bir sorun görürsün. Bilemem hani e, yine de ben iki kişinin arasına tarafsız olarak gir diyorum. Yani uzlaşı olarak değil. Tarafsız kal çünkü birisi çok haksızlık ediyor. Bu hafta aynalama yöntemi kullanabilirsin. Yani kendi içine bir ayna tutacaksın. Eksiklerini göreceksin. Fazlalıklarını göreceksin. Ben fazlasıyla taviz verdim diyeceksin. Gör bak. Diyeceksin ben filanca kişiye fazlasıyla ödün verdim, çok taviz verdim, karşılıksız verdim, dengeyi bozdum, ondan üstüme geliyorlar. baksan bir yardımı kes, bak sen bir samimiyeti kes, nasıl peşinden gelecekler, nasıl e, sağlam ilişkiler kuracaksın? Bence işi bitmiş olanlara, süresi dolmuş olanlara salı gitsin, onlara halas et yani onları salıver Yine de cesaretle ilerleyeceğini görüyorum. Yengeçlerle kovalar arasındaki bazı sürtüşmeler olsa da beraberlikler konusunda bakın yıldızları inceledikçe beraberler beraberlik konusunda etkileşim var. Karşılıklı birbirini cezbetme var. Yine toprak burçlarından başakla sıkıntı görsem de başak burçlarıyla da boğa burçlarıyla da akrep burçlarıyla da bir yakınlaşma olabilir. Yengeçlerle aslanlar arasında da bir yakınlaşma olabilir. Yani aşkla bir adım atma. Kalbi boş olanlar olabilir ya da ne bileyim ben ikinci bahar yaşamak isteyenler olabilir. Onlar için bazı fırsatlar duygusal bazda şifalanmalar görüyorum. Ve bir yerde oturup bir çay içme, birbirini tanıma, birisinin tanıştırdığı kişiyle sıcak beraberlikler kurma ve Gerçekten e, duygusal hayatta olsun, sosyal hayatta olsun bir dinlenme, bir karşılıklı etkileşim. Ben de varım işte beraber hareket edelim ya da beraber iş yapalım gibi ortak söylem var. Bence sosyal anlamda çok artış var. Bunu da değerlendirin derim. Bu hafta böyle biraz umutlu bir hafta gördüm. Rabbim inşallah umutlarınızı, bereketinizi artırsın sevgili yengeç burçları. Rabbim merhametinden sonsuz kaynaktan merhametinden sana bol bol versin. O yüzden ya Rahman zikrini çek sevgili yengeç burcu. Tekrar sayısı 298'dir. Merhameti sonsuz olandır. Dediğim gibi sonsuz merhamet, sonsuz bolluk seninle olsun. Güzel yüreğinden öpüyorum yengeç burcu. Anaç yengeçler ailenizde, yuvanızdan mutluluklar diliyorum beğenip yorum yaparsanız emeğe saygı adına çok sevinirim hoşçakalın dostçakalın efendim